Merhaba dostlar, Pokemon'lar hakkında bilgi sahibi olduğumuz, onların bilinmeyen ve teknik özelliklerini öğrendiğimiz haftanın Pokemon'u köşesine hoş geldiniz. Bu haftaki konumuza geçmeden önce, geçen haftanın Pokemon'u Croconaw'ın sizler tarafından ne kadar destek aldığını görelim. Croconaw maalesef sizden sadece %21 destek aldı. Bu haftaki konuğumuz kazan Pokemon Gabit. 4. nesil Pokemonlarından Gabit, Gible'ın evrim geçirmiş formudur. Pokemon dünyasında Pseudo Legend, yani sahte efsane denilen Pokemonların evrimleriyle birlikte Sinnoh'taki temsilcisidir. Dragon ve yer türünde olan Gabit, buz, dragon ve peri türlerine karşı zayıfken, dragon, elektrik, zehir, çelik, kaya ve ateş türlerine karşı üstünlük kurabilir. Derin mağaraları kazmayı seven Gabit, Gible'dan 24. seviyede evrimleşirken 48. seviyede hepimizin çok sevdiği ve bildiği Garchomp'a evrimleşir. Gabit'in pulları çok değerlidir. Henüz kanıtlanamasa da vücudundan dökülen pullar ilaç haline getirildiğinde pek çok hastalığa iyi geldiğine inanılır. Tabii ondan bu pulları almak hiç kolay değil. Mağaraların derinliklerinde yaşar ve sürekli kazarak değerli taşları istifler. Hatta kendisi bu kazılar sırasında bulduğu karbinkleri depolamayı sever. Gözünü ondan ayırmaz. Karbinkleri avlamaya gelen Sableye'ları da gördüğünde çarşı pazar karışır. Gabit sessiz sakin işini yapar. Kafasının kenarlarındaki çıkıntılardan karanlık mağaralarda yönünü tayin edecek ultrasonik dalgalar yayar. Mağaralarda kazarak çıkardığı değerli taşları çalmaya kalkışan insanlar da var tabii ki. Çoğunu elleri yüzleri pençe kesikleriyle mağaralardan kaçarken görebilirsiniz. Gabit görünüş olarak dinozorlara ve köpek balıklarına benzetilebilir. Bunların karışımından tasarlanmıştır. Kuyruğu ve yüzgeci onu karada yaşayan bir köpek balığı gibi görmemize neden olabilir. Biraz da teknik bilgi diyelim. Gabit, Sand Whale ve Rose Skin yeteneklerine sahiptir. Normal yeteneği olan Sand Whale, kum fırtınası sırasında rakipten gelen saldırılardan kurtulma olasılığını artırır. Gizli yeteneği olan Raw Skin ise rakipten gelen fiziksel temaslı saldırılarda rakibinde hasar görmesine neden olur. Stat değerleri Gabit'in fiziksel atakçı ve hızlı bir Pokemon olduğunu bizlere söylüyor. Henüz orta evrimde olan bir Pokemon olmasına rağmen stat değerleri hiç de yabana atılacak cinsten değil. 90 atak değeri pençelerinin gücünü gösterir nitelikte. Gabit için seçtiğim 4 saldırı Earthquake, Outrage, Iron Head ve Stone Edge şeklinde olacak. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. Gabit'in ismi Gargoyle, yani çirkin yaratık heykellerine verilen isim, ve Bite, yani ısırmak kelimelerinden türetilmiştir. Bence hiç de çirkin değil. Gabit güzel tasarımı ve güçlü özellikleri olsa da Garchomp'un gölgesinde kaldığı için onu bu hafta sizlere hatırlatmak istedim. Gabit bu yüzden bizim şu anda konuğumuz oldu. Shiny düşkünleri için de hemen Shiny'sinin nasıl olduğunu sizlere göstereyim. Aslında biraz koyu olmasının dışında çok bir fark yok ama onunla karşılaşmayı hepimiz isteriz değil mi? Evet sevgili Pokemon severler, sizlere bu hafta 4. nesilden Gabit'i tanıttım. Onun pek çok özelliğini şu birkaç dakikada öğrenmiş olduk. Gabit'i seviyorsanız ona desteğinizi yorumlarda Gabit yazıp kalp koyarak gösterin. Bu mesajları sayarak Gabit'in ne kadar destek gördüğünü gelecek hafta sizlere açıklayacağım. Onu üzmeyin, mağarasından çıkıp pençelerini size gösterebilir. Bu haftalık bu kadar sevgili Pokemon dostları. Bakalım gelecek hafta radarımıza hangi Pokemon girecek? Pokemon dünyası inanılmaz gizemlerle dolu ve Pokemon sayısı saymakla bitmez. Yani yolumuz uzun. Gelecek haftaki Pokemon'u yorumlarda tahmin etmek de size kalmış. Görüşmek üzere.